2 Nisan 2022 Cumartesi, İstanbul At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. İstanbul'da 7 koşulu bir program var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak, İlk ayakta ilk şansı 6 numaralı Lenora'ya vermek istiyoruz. Lenora normalde süratli ve kaçak bir isim. Ancak start sorunundan dolayı önlere erken gelemiyor ve stilini koşamadığı için başarısız oluyor. Bugün dış kulvar tercihiyle startta çok fazla oyalanmazsa erkenden önlere gelip liderliği bile alabilir. Çünkü kendisinden başka süratli bir isim yok. Lenora eğer liderliği alıp temposunu rakiplerine kabul ettirirse geçilmesi çok zor olacaktır. Biz kazanma ihtimalini yüksek görsek de startta çok oyalanma ihtimali olan bir ismi banko öneremeyiz. Yine de net favorimizdir. Rakipleri ise onu yakın takip edecek olan 2 numaralı madame Ludmila, 1 numaralı Glimi ve 9 numaralı Anadolu Prensesi olacaktır. Biz bu 4 ismi yeterli görmekteyiz. Kalan taylar arasında kapasitesi yüksek isimler var fakat biz yarışın temposundan dolayı bugün değerlendirmedik. Bu koşu için sıralamamız 6 2 1 ve 9 şeklindedir. 2. ayak. Önceki yarışında dikkat çektiğimiz bir isim olan 4 numaralı Ezelhan'ı sonraki yarışı için takibe alın demiştik. Çim kum ayırmayacak bir tay olup ileride çimde çok daha iyi gruplarda adını duyacağız. Bugün kendisi için uygun rakipler yanında, seveceği uzun mesafede kazanmaya yakındır. İlk rakibi 5 numaralı For Pleasure olacaktır. Bu tayın son yarışını çok beğendik. İnisiyatif alarak liderliği sonradan alan tay, yarış içerisinde ve son düzlükte çok iyi göründü. Bugün süratli rakiplerinin olmadığı bu koşuda, baştan liderliği alırsa, kazanma şansı artacaktır. 2 numaralı Anadolu Kaplanı ve 7 numaralı Kanaga ise, sigorta amaçlı eklenmesi gereken isimlerdir. Bu koşu için sıralamamız, 4, 5, 2 ve 7 şeklindedir. Üçüncü ayak. Dört yaşlı Arapların, satış iki mücadelesi, oldukça zor gözükse de, mesafenin uzun olması şartları değiştiriyor. Mesafe kısa olsaydı bu koşuyu kapatmamız gerekebilirdi. Uzun mesafeden dolayı 3 at yazarak burayı geçmeye çalışacağız. Favorimiz 1 numaralı Fırtına olacaktır. Bu kez lehine şartları Mehmet Kaya avantajı ile yakalamış durumda. Stili rakibi de yokken ister liderliği alsın, isterse ikinci sırada yarışı sürdürsün, mutlaka birincilik mücadelesinde olacaktır. İlk rakibi 6 numaralı Acarsı olacaktır. Görkem Özçelik idaresinde bu şartlarda çok koşmasını beklediğimiz bir isim. Mutlaka yazalım. Son olarak da 5 numaralı Nurgülcan'ı kuponlara ekleyebiliriz. Çok formda bir isim. Bugün mesafeyi nasıl koşar tam bilemiyoruz ama eğer bugün eksik koşarsa ilk kısa ve orta mesafeli yarışını kazanacağını düşünüyoruz. Bu sebeple bugün de bir şansı hak ediyor. Bu koşu için sıralamamız 1 6 ve 5 şeklindedir. 4. Ayak Yarışın favorisi bir numaralı Bay Reisoğlu, bu gruptan daha iyi bir isim. Ancak kazanması için yarışın süratli geçmesi gerekiyor. Bugün, Raner ve Sinan Reis gibi süratli isimler var. Ekürilerden sadekar ve afşarda tempoyu biraz daha yükseltmek adına önlerde olacak isimlerdir. Bizce bir numaralı Bay Reisoğlu, bu şartları değerlendirip kazanmasını bilecektir. Görkem Özçelik'in daha önce bir kez bindiği ve kazandığı safkan, bugün de aynı pist ve mesafede banko yazılabilir. Beşinci ayak. İç pistteki çalışmasında, toparlandığı gözlemlenen 3 numaralı altın suyuna dikkat edin. Bugün kazanıp yazmayanları üzebilir. 5 numaralı gurbet ateşi, mükemmel hazırlıkları ile bu koşuya katılıyor. Yarışı biraz daha önlere yakın takip edebilirse, kazanma şansı artacaktır. 6 numaralı günyeli, normalde çimi daha iyi bir isim olsa da, önde bomboş kalacağı bu yarışta ihmal edilmemelidir. 1 numaralı tanır kız, kilo farkına rağmen bu ağır tempoda mutlaka yazılması gereken bir isim. Çünkü günyelinin üzerine gidecek hiçbir isim yok. Günyeni düzlükte erken teslim olursa, tanır kız liderliği alıp yakalanmadan bitirebilir. Son olarak da 7 numaralı petekkan'ı yazalım. Hem stili hem de jokeyinden dolayı yazılmayı hak ediyor. Bu koşu için sıralamamız 3 5 6 1 ve 7 şeklindedir. 6. ayak. Son ayakta 9 numaralı Saeeda ve diğerleri diye koşuyu ayırabiliriz. Saeeda kazanma karakteri yüksek bir isim. Lehine şartları yakaladığında affetmiyor. Genel puanlamada biraz gerilerde kalmış ancak AGF oranlarında ilk 3 sırada olabilir. Bugün önde bomboş kalacağı şartlarda yarışacak. Hiçbir stili rakibi yok. Çıktığı gibi bitirmesi olasıdır. Bizim net favorimizdir. Banko önermememizin nedeni bu koşuda birkaç takip atımızın olmasıdır. Özellikle 7 numaralı eliminatörden etkili bir yarış bekliyoruz. Ara sonrası ilk yarışı olacak. Aslında 19 Mart'ta bir yarışa kayıtlıydı fakat kar yağışından dolayı riske girmediler ve yarıştan çıkardılar. Bugün hedeflenerek geleceği bu koşuda iddialı olabilir. 2 numaralı Koca Vezir ve 5 numaralı Big Guns sahada dillenen isimler. Mutlaka yazalım. 11 numaralı Maça Kızı, 1 numaralı King Çaça ve 10 numaralı Juno ise bu şartlarda hata affetmeyecek formda oldukları için kuponlara eklenebilirler. Bizim bu koşu için sıralamamız 9 7 2 5 11 1 ve 10 şeklindedir. İstanbul yorumlarımız bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.